Piyasa Hattı ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Piyasa Hattı programında bugün enerji sektörünü bol bol konuşacağız. Biliyorsunuz Antalya'daki enerji zirvesi tüm hızıyla devam ediyor. Açıl Sezen ve Burak Karagöz bizim için zirveyi takip ediyorlar. Program içerisinde de sektör temsilcileriyle röportajlarımız olacak. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Akı programa konuk olarak alacağız. Burak Karagöz bizim için sektöre dair bir röportaj gerçekleştirecek. Sonrasında programın ilk bölümünde iş portföy sabit getirili portföy yönetim müdürü Barış Keskin bizlerle son dönemde finansman araçlarını çeşitlendirmek için özellikle özel sektör tahvilleri daha fazla revaçta biliyorsunuz. Tahvil ihraçlarını şirketlerin tercih etme sebebi daha düşük maliyetle ve uzun vadeli finansmana erişmek. Bankaların kredi line'ları, kredi kanallarında sıkılaşma olunca özellikle ticari krediler tarafında istenilen iştah görülmediği için ÖST'lere başvuruluyor. Tüm bunların detaylarını konuşacağız. Hem şirketlerin borçlanmaları hem de bankaların da kendi sendikasyonları ve borçlanmaları var. Bunları da Barış Keskin'e soracağız. Türkiye'deki tahvil faizlerinin kamu otoritesinin, Merkez Bankası ve hükümetin regülasyonlarıyla düşük tutulması, dışarıdan bir elle tahvil piyasasının bastırılmasının sektöre etkisi, bunları da değerlendireceğiz. Programın son bölümünde ise ATP Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Cinali bizlerle. ATP halka açık bir şirket biliyorsunuz. Üçüncü çeyrek finansallarını da açıkladılar. Beklentiyi karşıladı kar rakamları. Yılın son çeyreğine dair beklentiler ne? Hisse performansı nasıl? Sorularınız olursa onları da iletebilirsiniz. Onları da kendilerine ileteceğiz. Şimdi hızlıca gelin bir bakalım. Rakamlar, fiyatlamalar bize ne söylüyor? Haftanın ilk işlem günü, günün ikinci yarısında. Borsa İstanbul'da sabah aslında sınırlı pozitif bir hareket vardı. Fakat bu hareketin kalıcı olamadığını görüyoruz. %0.87 gibi aşağıda BIST 100 ana endeksi. Alt kırılımı ben ekrana rica edeyim. Sabah bankalar yeşilde, sınayi eksi. Bakalım şu an nasıl? Banka lehine, sanayi aleyhine bir fiyatlama var diye baktığımızda bankalar da eksiye dönmüş durumda. Bankacılık endeksi sabah %0.40'a yakın primliyken şu an %0.65 aşağıda. Dönüp sanayi tarafa baktığımızda %1.13 gibi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Sanayi endeksi bankalara göre daha sert satışıyor. Mali endeksi ise %0.26 yukarıda. Geçelim döviz piyasasına. Geçen hafta dolar Türk lirası 18.54'lere kadar geri çekildikten sonra yeni haftaya yükselişle başladı. 18.62.50'den geçiyor işlemler. Euro dolar paritesinde ise oldukça güçlü bir seyir var. 1.0241'deyiz. Geçtiğimiz hafta 1.04'lere kadar yükselmişti parite. Bu hafta yön tekrar aşağı indi. Dolar tüm dünya para birimleri karşısında güçlü diyebiliriz. Rakamlar, fiyatlamalar böyle. Şimdi gidelim buradan hemen Antalya'ya. Enerji zirvesi tüm hızıyla devam ediyor ve Burak Karagöz bizim için orada hem zirvedeki mesajları hem de sektörün duayenleriyle aslında sektörün geleceğini konuşacak kendisi. Az sonra Burak Karagöz'e gideceğiz. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak yanında olacak. Şimdi 3 tane temel başlık var. Bir tanesi özellikle Zorlu Enerji başta olmak üzere diğer enerji şirketlerinin elektrik üretiminde doğalgaz kullanımı. Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynakları yerine doğalgazdan elektrik elde edilmesi konusunda maliyetler artıyor. Türkiye tarafı için bu nasıl? Devletin sübvansiyonları ne durumda? Tüm bu başlıkları konuşacağız. Kendileri hazır. Hemen dönelim Burak'a ve konuğuna sözü bırakalım. Güzem çok teşekkürler. Enerji zirvesinden yayınlarımız devam ediyor. Yanımda senin de söylediğin gibi önemli bir konuğum var. Zorlu Enerji CEO'su Sayın Sinan Ak. Sinan Bey, öncelikle zirveyle başlayalım. Şimdi sabahta açılış konuşmasında siz de çarpıcı başlıklar söylediniz. Bunlardan bir tanesi de özellikle arz güvenliğiydi. Onunla başlayalım. Şimdi Türkiye için bir sorun yok ama Avrupa için büyük bir sorun varmış gibi gözüküyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Evet tabii, bu şimdi elimizde yüksek fiyatlı bir doğalgaz var. Bunu kullanmak el yakıyor, kullanmamak sanayiyi daraltıyor. Tabii önlerinde çok ciddi bir karar süreci var. Önümüzdeki günlerde bu sürece göre biliyorsunuz sıcaklıklara göre de bir yön bulacak. Türkiye daha nispeten daha rahat bir durumda. Ama Türkiye'de biliyorsunuz yüksek fiyattan kullanıyoruz doğalgazı. Arz güvenliği anlamında bir sorun olmadığına dair Sayın Bakanımız teyit verdi. Sonuç olarak yüksek elektrik fiyatları, yüksek doğalgaz fiyatları versus sanayi üretimini sürdürebilme. Yani bu konu en önemli
gündem maddemiz. Bunun mutlaka bir şekilde çözülmesi, enerji fiyatlarının düşmesi ve sanayinin bundan zarar görmemesi gerekiyor. Özellikle bu noktada Türkiye'deki enerji pazarında hükümet teşviklerini ve sübvansiyonları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii şimdi sübvansiyon olarak hani söylemek hani zaman zaman sübvansiyon zaman zaman tersine dönebiliyor. Şu an geçtiğimiz son 3 aylık dönemde doğalgaz fiyatları 3000 dolarlara gittiği zaman bunu bir şekilde desteklenmesi gerekiyordu. Ama şu an 1200 dolar seviyesine gerilemiş bulunuyor. Bu seviyede kaldığı sürece daha stabil bir hayatımız olacak. Yılbaşına kadar geçen süre zarfında sıcaklıkların nasıl gittiğine birazcık da bağlı olarak önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin nasıl geçeceğini ve fiyatların nasıl olabileceğini, sübvansiyon olup olmayacağını göreceğiz. Ama en önemli konu ne olursa olsun bir şekilde bu enerji maliyetlerini azaltmamız gerekiyor. Bu yüzden mümkün olduğunca yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak gerekiyor. Şu an biliyorsunuz depolamalı güneş ve rüzgar santrali talepleri toplanmaya başladı. Yani bir yerde depolama yaptığınız takdirde size lisans verecekler ve daha fazla güneş ve rüzgarı bünyemize katabileceğiz. Ve bu da maliyetleri aşağı çekeceği yönünde çok önemli bir unsur. Yani doğalgazdan mümkün olduğunca kaçınmak ve maliyetleri azaltmamız gerekiyor. Diğer taraftan da bugün çok önemli bir konu var biliyorsun. Bu Karadeniz gazı ile ilgili olarak boru hatlarının döşendiğini Sayın Bakan net bir şekilde ifade etti. Artık bir takım başlangıç operasyonları yapılmaya başlamış. Belki bugün TEPA Genel Müdürümüz de burada bize daha detaylı bilgiler verebilir. Bu gazın gelmesi hem ülke açısından hem de sanayi açısından çok önemli. En önemli değineceğim konu maliyetlerin düşmesi. Şimdi dilerseniz zorlu enerjiyle devam edelim. Şimdi dünyanın en büyük invertör üreticilerinden Solis Türkiye pazarına zorlu enerjiyle girdi. Evet. Nasıl gidiyor oradaki süreç? Valla şimdi biliyorsunuz bu çip kriziyle beraber invertör üretiminde de sıkıntılar baş göstermeye başladı. Özellikle Avrupalı üreticiler, Amerikalı üreticiler bunlar Uzak Doğu'dan çipleri aldılar ve kısmen de Uzak Doğu'da üretim yaptıkları için bu invertör talebini karşılayamaz oldular. Biz de bunu açığı kapatabilmek adına Solis ile orta ve uzun vadeli bir anlaşma imzaladık. Bu invertörleri işte bir şekilde belki orta vadede Türkiye'de üreterek bu dar boğazın bir şekilde açılmasını sağlayacağız. Peki bunun dışında zorlu enerji olarak neler yapıyorsunuz? Seneyi de bitiriyoruz. Yıl sonu kar ciro beklentiniz nasıl? Bu sene tabii hani şu andan bir şey hani söylemek çok doğru olmuyor bizim açımızdan ama geçtiğimiz yıla göre daha iyi bir yıl geçirdiğimiz aşikar. Aynı zamanda bu güneş paneli ve invertör ticaretimiz de hızlı bir şekilde büyüyor. Şarj istasyonları ağımızı genişletiyoruz. Şu an İtalya, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan ve Polonya'da ofislerimizi kurduk. Buralarda gerekli satış ve pazarlama operasyonlarına başladık. Aplikasyonlarımız, yazılımlarımız her şey hazır. O tarafta da büyümeyi hızlı bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Biliyorsunuz yeni orada da bir ortağımız var. Renhouse diye bir fon. Onların da desteğiyle bu yatırımda daha kolaylıkla yapacağımıza eminim. Peki Sinan Bey, içeride ZES yatırımları nasıl gidiyor? Bir taraftan da tabii TOG'un gelmesiyle beraber yatırımlar hızlanacak gibi duruyor. Evet. Şu an Türkiye'de ciddi bir şarj atağı var. Özellikle DC alanında birçok firma, biliyorsunuz 50'den fazla firma lisans aldı. Bunların yatırım yapması bekleniyor. Önümüzdeki bir yıllık süreç içerisinde belki bundan sonra 3-4 yıl yetecek kadar yatırım yapılacak gibi gözüküyor. Biz de burada yatırımlarımıza hız verdik. Biliyorsunuz Türkiye'de en yaygın operatörlerden bir tanesiyiz. Mutlaka DC tarafta da yaygınlığımızı arttıracağız. Özellikle büyük şehirler ve Anadolu'da ve hatta Doğu ve Güneydoğu'ya da ulaşabilecek şekilde yatırımlarımızı yapacağız. Şimdi 2023'te anlattınız ama daha farklı konsantrasyon alanlarınız olacak mı?
2023'te tabii özellikle yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmayı hedefliyoruz. Jeotermalde birçok proje geliştirdik. Bunlar yatırım sürecine girecekler. Tabii birazcık da Türkiye'deki bu finansal yapının da güçlenmesi gerekiyor. Çok fazla uzun vadeli kredi bulma imkanı özellikle lokal bankalardan pek mümkün değil. Bu sebeple biz de önümüzü daha çok IFI'ler, IFC, EBRD gibi kuruluşlara yönleniyoruz. Aynı zamanda Exim Bank kredilerine yönleneceğiz. Bu tarafta sağlanacak faydayla yatırımların yapılabileceğini öngörüyorum. Şimdi tam da bunun üzerine şunu sormak istiyorum size. Enerji yatırımlarında maliyetler nereden nerelere geldi şu an için? Şimdi yani güneşte fiyatlar biliyorsunuz çok arttı, güneş panelleri fiyatları. Türkiye'de 40 sent böyle wattların üzerine kadar çıkmıştı, 44-45'leri görmüştük. Şu an bir miktar düşüş var. Çin'de de özellikle bir düşüş var. Çünkü Çin'deki projelerin birazcık azaldığı söyleniyor. Bu sebeple yatırımlar azaldı Çin'de ve yurt dışına panel ihracatına yöneldi firmalar. Bu sebeple fiyatlar Çin menşeli ürünlerde 24 sentlere kadar gerilemiş durumda. Ama biliyorsunuz Türkiye'de Çin menşeli ürün kullanamıyoruz. Diğer ürünlerde de 30 ila 40 sentler arasında. Yani bir düşüş trendine girdi güneş panellerinde de. Diğer taraftan emtia fiyatlarının da düşmesiyle beraber hem jeotermal hem rüzgar hem de diğer teknolojilere yatırımlar da bir miktar azalmış durumda, düşmüş durumda yatırım maliyetleri. İşte biliyorsunuz faizleri arttırarak Amerika aslında bu maliyetlerin, yatırımların yapılabilirliğini önüne açmaya çalışıyorlar. Önümüzdeki dönemde tabii dengeler oturacak ama biraz daha uzun vadeli bakmak lazım. Ve proje geliştirmek ve bunları 2025 ve sonrası için de yapmak gerekiyor. Çünkü elimizde çok az proje var. Peki bu dönemde özellikle yektem mekanizması yeteri kadar işe yarıyor mu sizin için? Şimdi yektemde fiyatlar emtia fiyatlarının artmasından dolayı düşük kalmıştı. Şimdi hibrit projelerin gündeme gelmesiyle beraber hibrit ve depolama yapılabilir projelerin gelmesiyle beraber böyle bir karma bir proje şeklinde dönüyoruz. Bu hem maliyetleri hem de bu karma projelerin nasıl gideceğine bakarak, yani hibrit projeler karma diyorum ama hibrit projelerin nasıl gideceğine bakarak önümüzdeki dönemde bu yektem fiyatlarının yetip yetmeyeceğine karar verebiliriz. En kolayı nedir? Bunları bir miktar artırıp bunların önünü açabiliriz. Ama biliyorsunuz bir jeotermal yanında güneşle yaptığınız zaman ortalama maliyeti düşürebiliyor. Bunun etkileri önümüzdeki dönemde belli olacak. O zaman burada tek başka bir sorun var. Bu yektem mekanizması 2025 sonuna kadar uzatılmıştı. Eğer bunu 2030'a kadar uzatırlarsa daha rahat da hareket edilir. Sinan Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Bu kış nasıl geçecek Türkiye açısından? Valla Türkiye açısından biliyorsunuz gazla ilgili herhangi bir sorun olmayacak diye Sayın Bakanımız net bir şekilde konuştu. Doğal olarak hani bir arz sıkıntısı olacak mıyı Türkiye açısından konuşmak yani doğru olmaz. Ama fiyatlar tabii yüksek. Yüksek olmaya da devam ediyor. Bir miktar salınım var. Eğer birazcık daha düşerse ve kışta birazcık daha hafif geçerse fiyatlarda bir miktar düşüş daha iyi olabilir. Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ ol. Evet güzel. Sinan Akı hep beraber dinledik. Sözü tekrar sana bırakıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Burak, aksardıklarınız için. Bu röportaj için Burak Karagöz'e teşekkür ediyoruz ve dönüyoruz. Piyasaları yorumlamaya devam ediyoruz. İntegral Yatırım Menkul Değerlerce Araştırma Müdürü Seda Yalçınköz'e her zamanki bizimle. Seda, hoş geldin yayına. Aslında bu hafta ilginç bir fiyatlamaya tanıklık ediyoruz. Çünkü borsada çok hızlı bir rally vardı. Fakat bu rally kalıcı olamadı mı dedik. Geçen hafta biraz ara verdi. Satışlar vardı. Cuma günü yine iyimser bir tablo. Bugün tekrar hızlı bir şekilde eksiye geçti. Nasıl görüyorsunuz bu volatil tabloyu? Merhaba Gizem, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Şimdi Borsa İstanbul geçen hafta daha öncesinde tavan yapan hisselerin taban yapmasıyla birlikte bir miktar sarsıldı ve aslında çok da olumlu bir hafta geçirmedi. Ta ki Cuma gününe kadar. Cuma günü gelen bankacılık endeksinin desteğiyle bir miktar yükseliş hareketini sağladı ve 4400 seviyesinde sağladı. Bu seviye biraz önemli bizim için. Teknik anlamda baktığımız zaman ama bugün mesela öyle bankacılık endeksinin çok büyük bir desteği görmüyoruz. Sanayi şirketlerine baktığımız zaman tamam orada zaten daha öncesinde
dolar bazlı grafikte de rekor kırılmıştı. Oradaki yukarı yönde hareketler görülmüştü ama tabana yazan, tabanda oluşan bazı şirketlerin halen daha Sasa gibi, Hektaş gibi mesela tabanda yazılı birçok aslında şey olduğunu görüyoruz. Yazılı emir olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan bazıları çözüldü. Burada bir tam olarak oturmamışlık var. Tam olarak bir netlik yok açıkçası pozisyon değişimlerine baktığımız zaman. Dolayısıyla bence bugünü bir sonlandırıp yarına, yani bu haftanın biraz daha ortasına doğru bakmakta fayda var. Çünkü orada pozisyon değişiklikleri net bir şekilde görülebilir. Özellikle yeni halka arzlar var. Oradaki talep ne şekilde değişecek? Burada baktığımız zaman tabandan çözülmeler olduğunu, orada neler olacak gibi. Aslında tam biraz bir karmaşanın olduğundan bahsetmek mümkün. Ama 4400 seviyesinin üzerinde kalacak bir endeks bizim için oldukça kıymetli. Yükseliş hızını devam ettirebilecek gibi görünür. 4400-4700 bant aralığında yatay ancak güçlü bir hareket eğilimi olacağını söz konusu olur. Ama bu dediğim gibi karışıklığın biraz belirgin bir hale gelmesi lazım. Dolayısıyla bugün pozisyonlanma değişikliğine bakmakta fayda var. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketler açısından yapmış olduğu açıklamalar sonrasında buralarda satışın biraz daha hızlandığını görüyoruz. Bankalar tarafında netlik olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 4400 seviyesi altında kapanışların olması ve bu kapanışların 4400 altında ısrarcı olması halinde endeksteki görünümün 4300-4100 bandına doğru kayması da beklenilebilir. Ama hani orta uzun vadeye baktığımız zaman halen daha 3. çeyrek bilançoların açıklandıktan sonra güçlü karlılığı ortaya koyan şirketlerin potansiyel oluşturduğunu biliyoruz. Dolayısıyla geri çekilmeler Borsa İstanbul'da bir fırsat da verebilir. Şu anda bugün bir miktar pozisyonlanmaların çok netleşmediğini ve açıkçası da bir karışıklık olduğunu söylemek mümkün. Ama 4400 üzerinde kalması teknik anlamda olumlu tarafta olacağını da gösterir bize. Çok teşekkür ediyoruz Seda aktardıkların için. Kısa bir yere aranın arkasından devam edeceğiz piyasa hattına. Saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hazinenin TLRF ihaleleri vardı. Hemen hızlıca bir onları da aktarayım size. 4 yıl vadeli tahvil ihalesinde hazinenin net satış rakamı 1.32 milyar TL oldu. Oradaki dönemsel faiz de 4 yıl vadede %4 TLRF'teki faiz. Bu son dakikaları aktaralım ve hemen gidelim konuğumuza. İş portföy sabit getirili portföy yönetimi müdürü Barış Keskin bizimle. Barış Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi aslında şirketlerin son dönemdeki finansman modellerini belki de çeşitlendirmek için ÖST'leri tercih etmeleri. Sizinle son yayında da biraz buna değinmiştik ama ben izninizle o başlığa gelmeden önce Türkiye'deki tahvil ortamını değerlendirerek başlamak istiyorum. Kamu otoritesinin regülasyonlarıyla, düzenlemelerle Merkez Bankası ve hükümetin zorunlu bir şekilde aslında tahvil alımına bankalar itiliyor. Kendi portföylerine özellikle orta işte uzun vadeli tahvillerle bankalar şu anda doldurdu. Bunun içerisinde TÜFEX de var. TÜFEX dışı tahviller de var. Sabit getirili menkul kıymetler. Bu da tabii faizlerin baskılanmasına sebep oldu içeride. Mevcut enflasyon ortamından oldukça bağımsız. Hatta irrasyonel diyebileceğimiz bir fiyatlama var. Şimdi bunun sağlıklı olduğunu düşünüyor musunuz? Ve ne kadar kalıcı olacak sizce bu hareket? Öncelikle tabii bu faiz hareketinin, faizlerdeki bu gerilemenin sebebi genellikle regülasyonlar, regülasyon sebebiyle bankaların yapmak zorunda olduğu alımlar. Özellikle bu ilk Haziran'da, bu regülasyonların ilk başladığı Haziran'dan itibaren biz bankaların portföylerine yaklaşık 200 milyar liraya yakın bir sabit getirili tahvil eklediklerini gözlemledik. Hazinenin de zaten bu dönemden sonra yaptığı sabit getirili borçlanma aşağıda yukarı buna yakın seviyelerde oluşuyor. Bu da zaten hazinenin uzun vadeli borçlanmalar yaptığını ve bunun banka tarafından alındığını çoğunlukla gösteriyor. Mevcut durumda açıkçası dolar-tl kurundaki oynaklık bu şekilde düşük olmaya devam ettiği sürece burada faizlerde, yani genel olarak Merkez Bankası'nın faiz politikalarında ya da genel olarak uygulanan faiz politikalarında çok bir değişiklik beklememek gerekir. Bu sebeple de burada bu mevcut seviyelerin korunmasının devamını bekleyebiliriz. Yani
şöyle açıklayayım. Mesela bir önceki hafta hafif yükseliş görüldü tahvil faizlerinde. 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 12,5 seviyelerine kadar, 12,5-13'lere kadar hatta yaklaştı. Fakat sonrasında tekrar aşağı geldiğini gözlemledik bir önceki hafta. %11,5 seviyelerinde tekrar bu hafta işlem görüyor. O yüzden tabii ki kısa vadede hareketler olabilir fakat... Bu dediğim gibi Dolar-TL kurunun oynattığı düşük devam ettiği sürece orada ben açıkçası ekstra sert bir hareket riskini düşük görüyorum. Peki şimdi hızlıca bir getiri eğrisini de ekrana getirelim. Özellikle sizin bahsettiğiniz bu vadelerde nasıl bir fiyatlama olmuş diye. Şimdi tabii tahvil faizlerinin kısa ve uzun tarafı da aynı tepkiyi vermedi elbette bu dönem içerisinde. O tarafa bakıldığında enflasyonist beklentilerin en çok hangi tarafta fiyatlandı diye bakacak olursak yılbaşından bugüne kısa vadeli faizlerde daha sınırlı bir düşüş olmuş. Yaklaşık 110 puan gibi bir düşüş olmuş. Yılbaşından bugüne baktığımızda işte %23'lerdeyken Türkiye'nin 2 yıl vadedeki faizleri şu an geldiğimiz nokta aslında %12'lerin aşağısı, 11-12'ler az önce bahsettiğiniz gibi. Fakat daha uzun vadeye, 5 yıldan sonraki vadelere baktığımızda örneğin 10 yıllık faiz %23'lerden neredeyse tek haneye kadar geldi. Yani 10'lara kadar geldi. Curve'ün bu hareketinin devam etmesini bekliyor musunuz? Şöyle, orada zaten az önce bahsettiğim gibi burada Merkez Bankası'nın regülasyonlarında daha çok biliyorsunuz 5 yıl ve uzun vadeli kıymetlerde bir alım zorunluluğu vardı. Yani bankaların uzun vadeli kıymetlerde alım yükümlülüğü getirmişti Merkez Bankası zorunlu karşılık olarak. Bu sebeple verim eğrisinin daha uzun tarafı, tabii ki uzun taraftaki faizler daha çok aşağıya geldi. Tamamen aslında bu alım oradaki arz talep dengesinde talebin çok olmasıyla alakalıydı. Kısa vadeli tahvil faizleri ise daha çok aslında Merkez Bankası'nın politika faizindeki indirimlerden etkilendi diyebiliriz. Orada Merkez Bankası'nın politika faizlerini işte 10,5 seviyesine çekmesi, işte bu hafta bir indirim daha bekleniyor. 9 seviye tek haneye düşürmesi bekleniyor genel olarak piyasa tarafından. Kısa vadede daha çok bu hareket etkili oldu. Biz Merkez Bankası'nın 9 seviyesinde en azından bir süre durması beklendiği için piyasa tarafından bu haftanın sonrasında çok kısa vadeli bir yıl iki yıl civarında vadeli faizlerinde yaklaşık 10 11 12 en fazla o seviyelerde biraz durmasını bu seviyelerde işlem görmesini bir süre bekliyoruz. Bu yüzden de açıkçası verim eğrisinin mevcut durumu bir süre daha devam edebilir diye düşünüyoruz. Peki geçelim şirketlerin ÖSS'lerine. Son dönemdeki ihraçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem borçlanmanın faizi, maliyeti hem de vade olarak bakıldığında sizce nasıl daha önceki dönemlerle kıyaslandığında? Şöyle, zaten bunu bir önceki yayınımızda konuşmuştuk. Özellikle bu kredilerle ilgili gelen yeni düzenlemelerin etkisiyle reel sektör şirketleri özel sektör tahvili piyasasında ciddi olarak aktif hale gelmeye başladılar. Biz bu reel sektör şirketinin ihraçlarının artarak devam ettiğini gözlemliyoruz sürekli. Yani mesela şöyle bir örnek vermem gerekirse toplam stoğun içerisindeki yani payı reel sektör şirketlerinin %10-15'lerdeyken hatta %10'lardayken şimdi neredeyse %25-30'luklara yaklaşmış durumda. Bu da tabii burada şeyin de etkisi var. Bankaların özellikle özel sektör tahvili piyasasında borçlanmalarının düşmesinin de etkisi var. Bu yüzden neredeyse reel sektörün ihraçları bankalara stok olarak gelmiş durumda. Bu da ciddi anlamda reel sektör şirketlerinin bu piyasadan borçlandığını gösteriyor. Biz burada özellikle uzun süredir özel sektör piyasasında olan şirketlerin çok daha büyük montanlı ihraçlarla geldiğini gözlemliyoruz. Yani 2 milyar liralık, 1,5 milyar liralık yüksek montanlı reel sektör ihraçları gerçekleşiyor bu özel sektör piyasasında. Genellikle 6 ay ya da 1 yıl vadeyi tercih ediyor reel sektör şirketleri. Çünkü biliyorsunuz piyasada bankalar ve banka iştirakleri genellikle daha kısa borçlanır. Özel sektör tahvili piyasasında 3 ay, 4 ay civarında bir ihraçlar yaparlar. Reel sektör biraz daha uzun vadeyi tercih ediyor. 6 ay ya da 1 yıl vadeleri. Bu buralarda açıkçası başarılı ihraçlar gerçekleştiriyorlar. Piyasada dediğim gibi bankaların ihraçlarının azalmasıyla beraber işte likit fonlar ve diğer fon yatırım fonlarının da büyümesi, para piyasası fonu ve yatırım fonlarının büyümesi sebebiyle piyasadan da açıkçası talep tarafında da ilgi var bu ihraçlara. O yüzden başarılı ihraçlar olduğunu söyleyebiliriz ve payları da artıyor reel sektör şirketlerinin. Mesela Sasa'nın paya dönüştürülebilir tahvil ihracı ve Otokoç'tan 1.43 milyar TL'lik bir ihraç vardı. Otokoç ve Sasa'yı sorayım, en yakın vadede onlar olduğu için nasıl değerlendirdiniz?
Yani tabii şimdi Sasa'nın da yani payın payın hareketi esas olarak etkilediği için hani orada Sasa payındaki hareketler belirleyici olur demek daha doğru aslında. Çünkü Sasa'da hisse fiyatının hareketi hani herkesin takip ettiği bir şey özellikle son dönemde. O yüzden orada daha çok paydaki hareket, payın fiyatındaki hareket etkili. Fakat otokoç özelinde biz bu tarz ihraçları söylediğim gibi muhtemelen görmeye devam edeceğiz. Özellikle böyle büyük gruplara ait iştiraklerin, yani Koç grubunun iştirakı olduğu için söylüyorum. Büyük gruplara ait şirketlerin ve yine piyasada bilinen şirketlerin, kredibilitesi yüksek olan diğer şirketlerin ciddi montanlarda ihraçlar yapacağını göreceğimizi düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Otokoç da bunlardan birisi. Zaten hani Koç grubunun başka şirketleri de benzer büyük ihraçlar yaptılar. O yüzden bu da bu trendin devamı olarak değerlendirebiliriz ve bunların hani özellikle yıl sonuna kadar devam edebileceğini söyleyebiliriz. Evet, yine yakınlarda Arzum tarafında bir ihraç vardı. Bunları böyle tabi arttırabiliriz. Bir de tabii sizin alanınız ağırlıklı TL cinsi ihraçlar biliyorum ama bankaların sendikasyonları ve banka dışı şirketlerin döviz cinsi ihraçları, oradaki genel trendi de yorumlar mısınız? Tabii biraz farklılaşma var. Özellikle mesela bankalar tarafına bakıldığında rol edilen rakamların giderek azaldığını görüyoruz. Yani çevirme oranları işte %80-90'lardan 60-70'lere geldi. İşte maliyetler Euribor, Libor artı 2-2,5 puanken 4-4,5 puana geldi. Fakat buna karşın mevcut CDS ile kıyaslandığında hala makul olduğu düşünülüyor. Burada tabii bankalar ve özel sektörle belki hazinenin döviz cinsi ihraçlarını da ayrıştırmak lazım. Başarılı ya da başarısız şeklinde değil ama bu dönemin şartlarına göre oradaki dinamikler ne, öyle sorayım. Yani şöyle, orada dediğiniz gibi şirketlerin, yani finans sektörünün ve reel sektörün ihtiyaçlarına göre çeşitlendiğini, bu da değiştiğini söylemek mümkün. Bankalarda mesela son hafta, geçen hafta İş Bankası'nın bir yenilemesi oldu. Orada da yine %65 civarında bir yenileme oranı vardı. Bankalarda önümüzdeki dönemde de Vakıf Bank'ın, QNB Finans Bank'ın gibi bu bankaların sendikasyon yenilemeleri var yine. Bunlar tabii yani burada maliyetlerin belli bir ölçüde yükseldiği geçen yıla göre, daha önceye göre zaten beklenen bir şey. O yüzden burada daha çok rol miktarına bakılacaktır açıkçası. Rol miktarının ne seviyede olacağı önem kazanacaktır. Reel sektörde de, reel sektör zaten borçlarını daha bankalara göre daha yüksek rol oranlarıyla çeviriyor biliyorsunuz. O yüzden reel sektör tarafında da muhtemelen bu trend devam edebileceğini düşünüyoruz ve burada tabii CDS seviyesinde özellikle sadece Türkiye değil, tüm gelişmekte olan ülkelerde CDS'de önemli bir rahatlama oldu Amerika'daki enflasyon verilerinden sonra. Bu da tabii açıkçası borçlanmak isteyen kurumların işini bir miktar kolaylaştırdı. Çünkü bu yıl hani kolay bir yıl olmadı Amerika'daki faiz artışları dolayısıyla dolar cinsi borçlanmak isteyenler için. O bir miktar burada borçlanmak isteyen kurumların işini kolaylaştırdı diyebiliriz. O da son dönemde bankaların ya da reel sektör şirketlerinin borçlanmak isteyenlerin işine yaradı. O da o yüzden açıkçası burada rol oranlarının yükselmesini bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Dış koşullar uygun olmaya devam ettiği sürece. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, analizleriniz için Barış Bey. Çok sağ olun. Görüşürüz. Kısa bir ara, aranın arkasından ATP Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Çinel'i bizlerle olacak. Piyasa altına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi araştırma masasına Kutay Karapa gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Kutay, hoş geldin yayına. Hoş stüdyoda bulduk, güzel. Konuğumuz ATP Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Cineli. Birazdan kendisiyle de konuşacağız, değerlendireceğiz ama öncesinde senden bilançoya dair notları rica edelim. Üçüncü çeyrek finansalları da geldi şirket. Evet, üçüncü çeyrek finansallarında hasılat, brüt kar, favök net dönem karı hem 9 aylıklarda hem de üçüncü çeyrekte artış var. Hasılat 140 milyon, orada %163'lük artış. Böylece 9 aylık hasılat 331 milyona yükseldi. Brüt kar 75 milyon, 9 aylıklarda 166 milyona yükselirken o
Orada da sırasıyla %200 ila %150 civarında artışlar vardı. FAVÖK 31 milyona yakın gerçekleşti. Yıllık %62 artarken 9 aylık FAVÖK ise 79 milyona ulaştı. Net dönem karı şirketin 36 milyon TL olurken bu çeyrekte 9 aylık net dönem karı da 85 milyon TL'ye yükseldi. Gelirlerin dağılımı 9 aylıklarda ki biraz önce bahsettiğim gibi 331 milyon olurken bunun %68'i, %69'u yurt içi, %31.4'ü yurt dışı olarak gerçekleşirken para birimi bazında gelir dağılımında %40'la TL yer alırken yurt içinde de dolar bazında %30'lar civarında bir paydaşlıkta yer aldığını gördük. Aylık tekrarlayan gelirlerine bakarsak aylık tekrarlayan gelirler burada 666 milyon TL olurken toplamdaki payı %46 oldu. Burada büyüme %94'e işaret ettiğini söyleyelim. Orada da dağılımına bakarsak %18'i Tradesoft, %25'i dijital ve burada Zenia'da %57 ile en büyük paydaş olarak yer aldığını hatırlatalım. FAVÖK nezdinde %63'lük artışla 30.6 milyon TL olduğunu söylemiştik. 9 aylık FAVÖK 80 milyon TL'ye yaklaştı. Geçen ayın 9 ayına göre orada da %56'lık artış vardı. Net dönem karı 9 aylıklarda %87 oranında artarak 85 milyon TL olurken son olarak oransal metriklere bakarsak cari oran 2.81, likidite oranı 2.75, aktif karlı %22.1 oldu. Öz kaynak karlılığı ise %33'lü seviyelere ulaşırken brüt kar marjı %50'nin üzerinde gerçekleşti güzel. Kutay çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. ATP Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Cinali bizimle. Ümit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oldukça başarılı bir üçüncü çeyrek geçirdiniz ve net dönem karınızı da %100'ün üzerinde artırarak 36 milyon TL'nin hemen üzerine 36.1 milyon TL'ye çıkardınız. Şimdi tabii cirolar büyüyor enflasyonu sorsam elbette ama karı artırmak o kadar kolay değil. Şimdi sizin gibi aslında teknoloji şirketlerinde bu dönem karlılık anlamında da güçlü bir dönemi oldu. Sizden deneyelim. Güzel bir hikayemiz var. Biliyorsunuz yurt dışına açılan bir şirketiz. Aynı zamanda dijital dönüşümünde tam merkezindeyiz. O yüzden de genelde müşterilerimize yetişmeye çalışıyoruz. Kapasitemizi arttırmaya çalışıyoruz. Bu da bizde personelle gerçekleşiyor tabii. Yeteneği yetiştirmek, onları desteklemek ve onları şirketimizde bugünlerde bir de tutmak ve verimlilik almak önemli bizim için. Yazılımcıyı tutmak zor çünkü değil mi bu süreçte? Ama ben hep şeye bakıyorum burada. Önemli olan içeriği zengin tutmak. Herkes öğrendikleri bir ortamda, zengin bir ortamda olmak istiyor içerik olarak. Onu da heyecanlı tutmak, bir şeyler öğretmek burada bizim için anahtar kelimeler oluyor. Peki şimdi ATP olarak özellikle yılın son çeyreği, üçüncü çeyrek kadar başarılı olacak mı? Çünkü daha fazla bilinmez var dünyada. İşte resesyon, enflasyonist ortam, Avrupa pazarında daralma gibi endişeler var. Siz portföyünüzü nasıl çeşitlendireceksiniz? Biz çeşitlendiriyorsunuz. Çeşitlendiriyoruz. Evet, güzel bir soru. Biz şanslı bir şirketiz. Biraz önce paylaşıldı ATG, yani aylık tekrarlar gelirlerimiz. Neredeyse gelirlerimizin %50'si. Yani şöyle diyelim, biz daha ilk senenin ilk günü o çeyrek yüzde gelirlerimizi zaten bir yerde garantilemiş oluyoruz. Eğer büyük bir problem olmazsa. O yüzden o geri kalan %50 için çalışıyoruz. Ve bunun da bir parçası da o gelirleri de tekrarlayan gelirleri arttırmak oluyor bizim için. O yüzden önümüzü 3 aylık bir dönem değil daha da fazla ileriyi görmeye çalışan bir şirketiz esasında. Oradaki amacımız esasında 6 ayı, 1 seneyi bile görebilmek, öngörebilmek bizim için önemli. Planlarımızı o yönde yapıyoruz. Genelde esasen enteresan bir şekilde 3. çeyreklerimiz hem izinler, bayramlar olunca biraz daha tabii yumuşak geçen çeyreklerdi. Fakat bu sene gördüğümüz gibi sonuçlardan da fena geçmedi, iyi geçti. Kârımızı %101 arttırdık, biraz önce siz de bahsettiniz, geçen seneki döneme göre. Bu sene de inşallah 4. çeyreğimizde aynı şekilde tempomuzu devam ettiririz ve güzel bir seneyi kapatırız diye düşünüyorum. Ne kadarlık bir hedef koydunuz? Yani 31 Aralık sonuçlarında tabii ki revize edilebilir bu rakam ama. Biz bir öngörü vermiyoruz ama şöyle bunu cevaplayayım. Ben temel konulara dokunuyorum. O da nedir?
Bir kere güzel bir hikayemiz var. O hikayeyi devam ettiriyoruz. 2021'in üzerinde olacağı aşikar zaten herhalde. Tabii herkes, artık herkes için geçerli. Zaten karlılık bizim için önemli olan bizim karlılığımızın oranı. Karlılık olmamız değil, karlılığımız ne kadar olduğu. Ama temel konulara bakıyoruz. O da nedir? Çarpanlarımızı doğru yerde tutabilmek. FK oranı diyorlar. FK oranımız da doğruysa gelirlerimiz ne kadar arttırıcıysa onu da hisse fiyatımız yansımasız tabii natural olarak bekliyoruz. Diğeri de anlattığımız hikayenin gerçekleşmesi. Onu da mesela çok yakın zamanda zaten halka arz olduğumuzdan fiyat tespit raporumuza baktığımızda mesela 1,5 sene önce yapılan verdiğimiz hedefleri yerlerine getiren, üstünde bitiren bir şirketiz. Mesela şu anda galiba o hedeflerin büyük çapta hepsini 9 ay içinde yapmış durumdayız. Şimdi tabii halka açıldığınız zaman yaklaşık işte 9-10 TL civarında bir ilk aylarda işlem gördü. Sonrasında hissenin fiyatından bahsediyorum. 33 TL'ye kadar yükseldi. Şimdi 25 TL'lerde hissenin fiyatı. O zirve seviyenin bir miktar altındasınız. Hı hı. 33 TL'nin altındasınız. Nasıl bir yatırım hedefi var ki? Nasıl bir 2023 için guidance sunuyorsunuz ki yatırımcı gerçekten yeniden o zirvelerin görülebileceğini düşünsün? Ya da mevcut değerleme koşullarını cazip görüyor musunuz? Tabii. Şöyle bir gerçek var değil mi? Hisse fiyatı gelecekle ilgili, geçmişle ilgili değil tabii. Doğru. Geçmiş sonuçlarımızı konuşacağız. Doğru. Gelecekte potansiyelimizle ilgili. Bu yönde de esasında yatırımlarımız pandemi döneminde tabii bilhassa gıda sektöründe bir duraklama oldu. Bu duraklamaya rağmen biz finansallarımızda hedeflediğimiz sonuçları elde ettik. O da güzel bir sonuç. Ama şimdi mühim olan esasında bizim halka arz aldığım yatırımlarımızı çok hızlı bir şekilde 2023 senesinde doğru yerlere değerlendirerek o ivmeyi daha da arttırmak olacaktır. Çünkü sayede heyecanlı bir ortamdayız. Yeni yatırım hedefiniz var mı özellikle yurt dışı pazarlar için? Yatırımları koydunuz mu yani işte 100 milyonluk yatırım yapacağız? Daha da fazla olacak herhalde. Çünkü şöyle bir şey var. Halka arzdan aldığımız zaten kaynakların neredeyse %70'ini harcamadık. Ve bu yönde, harcama yönünde hem Ar-Ge hem de yurt dışı açılımları satış ve pazarlama için harcayacaktık. 100 milyon üzerinde bir yatırım hedefi mi koydunuz? 100 milyon üzerinde şimdi 180 milyon getirdik. 180 milyon %70'i bakarsanız 100 milyon üzerinde bir yatırım zaten bu konuda. 2023 için. Büyük kısmı 2023'ün gerçekleşmesi gereken, planımıza göre gerçekleşmesi gereken miktarlar. Bir de onun üzerine de bir de karımız var tabii. Onları da değerlendireceğiz. Hangi pazarlarda olacak peki ATP? Ana pazarlarımız biliyorsunuz faaliyet alanlarımız bir. Gıda sektöründe hızlı servis restoranı. Bunlar doğru. Burger King'ler, Popeyes'ler. Şimdi doğru. Subway'de ekledik portfolyomuza. Onların dünya çapında olan uyguladığı yerler. Hem Çin'e bakıyoruz hem Asya Pasifik pazarları bizim için çok çekici pazarlar. Onların arkasından gidiyoruz. Diğer bir faaliyet alanımızda biliyorsunuz Tracesoft, o da aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerine yazılımlar yapan bir birimimiz var. O zaten sektör lideri aracı kurumlarda. Onun yurt dışı açılımlara odaklanmış durumdayız. Bu arada ufak bir birimimiz vardı. ATP Dijital, hep bahsediyoruz. Orta ve büyük ölçekli şirketlerin dönüşümüne destek veren bir şirketimiz. %250'lik bir büyüme kaydetti ilk 9 ayda. O da esasında iddialı bir portföy oluşmaya başladı, müşteri portföyü. Aynı zamanda Acıbadem Sigorta ile biliyorsunuz, bunu da bahsetmiştik. Bir ortaklığımız var. Orada da SendCard Flexi diye esnek yanaklar platform sistemimiz var. Orada da güzel sonuçlar geliyor. Yabancı da, şirketlerle ortaklık ya da yatırım düşünüyor musunuz? Her şeyi açığız. Mühim olan bizim için bizim stratejilerimize destek verecek teknolojiler. Zaten şu anda Çin'de bir şirketimiz var. Orada iş ortaklıklarımız var. Bu tabii olarak değil, yatırımlar olarak değil ama alım satımlar olarak var. Onları da ilerletmeyi düşünüyoruz. Peki şimdi tabii hissedarlık yapısı değişecek mi? Mesela halka açıklık oranı artar mı? Başka ortaklar girer mi gibi sorular var. 2023 için bunu düşünüyor musunuz? Konjonktüre göre bunlar değişen şeyler. Şimdilik belli bir nakit pozisyonumuz. Eğer bir alım için, bir M&A için bir şey gerekirse bunu da yönetim konusu eminim bu konuda. Çünkü yalnız %20'si zaten halka açık biliyorsunuz. Orada da bir bayağı bir payımız var yapılabilecek. Ama buradaki önemli olan önümüzdeki fırsatlar çıkması, onları değerlendirmek için bu da bir opsiyonlardan biri. Peki yavaş yavaş sürenin sonuna gelken hem sizin ekleyecekleriniz varsa hem benim merak ettiğim de tedarik tarafını atlatabildik mi? Yani bu çip krizinden dolayı sektörde sıkıntılar vardı. Sizce bu biraz hafifledi mi? Ya İkinci orada, krizde finansman koşulları. Öz sermaye mi, borçlanma mı?
Hangisini tercih ediyorsunuz? Yani şöyle, o iki soruda esasında bize biraz teğet geçen sorular ama çok gündemde olan şeyler olduğundan burada söyleyeyim. Biz yazılım şirketiyiz tabii burada. Fakat şöyle bir gerçeğimiz var. Yazılımlarımızda donanımlar üzerinde çalışması gerekiyor. Bu donanımlarda çip krizinden dolayı etkilenmiş olabiliyorlar. Çip krizi biliyorsunuz pandemi döneminde yalnız silikon tedarikinde bunların paketlenmesinde mesela Malezya'daki dolumlardan dolayı bayağı bir kriz ortaya çıktı. Fakat yavaş yavaş bu krizde atlatılmaya başlanıyor. 2022'nin sonuna doğru daha pozitif şeyler olacak. Bizi nasıl etkiliyor derseniz, bizim yazılımımız var bulut üzerinde. Bulut da tabii silikon üzerinde çalışıyor. Sunucular, depolama üniteleri. Onların tedariki eskisinden biraz daha uzun. Fakat yavaş yavaş orada da hızlanmalar görüyoruz. Öbürkü sorunuza gelince o da bize pek dokunduğu yok. Çünkü bizim için parayı nasıl değerlendirebileceğimiz çok daha önemli. Borçlanma konusunda finans bankasında öyle bir sıkıntımız yok. Öz sermayeyle her şeyi yapıyoruz. Önümüzde çok çok büyük bir fırsat çıkarsa onu da değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Rica ederim. Şimdiden iyi bir 2023 diyelim size de. Ümit Çinali'ye teşekkür edelim ve piyasa altını noktalayalım. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.